1760'tan 1780'e kadar olan dönemi kapsayan odadayız. 20 sene kısa bir dönem. Ama İngiltere sanat tarihi için çok çok önemli bir dönem. Çünkü 1768 Royal Akademi'nin kuruluş yılı. Odada ağırlıklı olarak Sir Joshua Reynolds'ın eserleri bulunmakta. Kendisi sanat dünyasında da adını çok andıran, çok duyuran bir isimdi. Kocaman tablolar yapardı. Burada Montgomery kardeşlerle evlilik tanrısının resmini görüyoruz. Tam arkamızda ise okçular var. Reynolds aslında sosyete portrecisiydi. Para için insanların portrelerini çizerdi. Fakat onun için sanat tarihine göndermeler yapmak sanatını yükseltmenin bir yoluydu. Ve bu odadaki her resimde böyle bir şey görebilirsiniz. Genelde eski ustalara göndermeler, onlardan ilham almalar vardır. Bu resimde Reynolds'ı popüler ve harika bir sanatçı yapan bazı şeyleri görebilirsiniz. Her ne kadar sadece iki aristokratın resmi de olsa kocaman bir resim. Albay Eklund ve Lord Sidney arkalarında ölü avlarından bir iz bırakarak avlanmalarına devam ediyorlar. Ama bu naturalistik bir manzara değil. Bu Titian ve Fran Schneider'a atıfta bulunan bir Rönesans av sahnesi. Bu şekilde sanatçı basit bir portreyi daha yüksek bir tarza dönüştürmüş. Tabii herkes Reynolds'ın içine tarihi göndermeler koyarak basit bir portreyi sofistike hale getirme yöntemini yeterli bulmuş değildi. Benjamin West, entelektüel bir resim yapacaksan gerçekten entelektüel bir resim yapmanın gerektiğini savunurdu. Ve bu tarz modernleşmesi mümkün olmayan konularsa tam istediği türdendi. West bu resmi 1760'ta tamamladı. Konu şair Euripides'ten. İpisenya, Diana'nın yanında ona eşlik etmekte ve birazdan buradaki iki kişi için verilen ölüm emrini açıklayacak. Pylades ve Orestes şu yukarıdaki heykeli çalmaya çalışmışlar. İpisenya ise birazdan Orestes'in kayıp kardeşi olduğunu öğrenecek. Sonu iyi bitiyor. Bu ikilinin gitmesine izin veriliyor. 18. yüzyılda bu resme bakan ve Euripides'i okumuş birinin bu hissi ve bu korkunç anı hissetmesi ve bilmesi gerekiyor. İpisenya'nın neredeyse erkek kardeşini ölüme yolladığı o an. West'e göre Reynolds'ın tablolarındaki problem yeterince entelektüel olmamasıyken, Natalian Hone'a göre ise Reynolds'ın metodu neredeyse hilekarlıktı. Bu resimde sanatçı Reynolds'ı simgelediği açık, yaşlı bir figür çizmiş. Figür burada usta Brett'in eserinden sihirle bir yağlı boya tablo çıkarıyor. Yakından baktığınızda bu kompozisyonun Montgomery kardeşlerin resminde kullanılan kompozisyon olduğunu görebilirsiniz. Bu resimde aşırı bir şeyler vardı ve Royal Akademi'ye kabul edilmedi.